Bu şekilde oyuncunuza kontak noktasının önemini anlatıyorsunuz. Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan. Yeni bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu 6-8 yaş tenisi. Hatırlarsanız 10 yaş tenisini yapmıştık, 9 yaş tenisini yapmıştık. Şimdi sıra kırmızı tenis diye adlandırılan 6-8 yaş tenisine geldi. Yanımda akademimizin küçük oyuncularından Ataberk Acar var. Kendisi 10 yaşında. Bize bugünkü sunumda, bugünkü videoda 6-8 yaş tenisini uygulamamızda yardımcı olacak. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Atacığım kanalıma. Bu arada arkadaşlar, Ataberk Acar'ın da kendine ait güzel mi güzel bir kanalı var. Tenis ve oyun videolarını içeren bir kanalı. Ona da bir göz atın. Ona da bir abonelik yaparsanız çok mutlu olur. Zaten bunun hayaliyle ve rüyasıyla yaşıyor. O da çok güzel genç bir kardeşimiz, akademimizin genç oyuncularından. Şimdi dilerseniz hemen vakit kaybetmeden hareketlerimize başlayalım. Evet, birinci çalışmamızda Ataberk'le yön çalışmak istiyorum. Burada hoca olarak istediğim Atay'ı sağa sola koşturarak onun forehand ve backhand mevhumunun gelişmesini istiyorum. Atadan istediğim topa vurmadan raketiyle sadece kontak noktasına gelmesi. Dolayısıyla burada oyuncu ne tarafın backhand, ne tarafın forehand olduğunu görür. Bu tarafın backhand, bu tarafın forehand olduğunu oyuncuya anlatırsınız. Devam edelim. İki top daha. Bu. Şimdi Ataberk'ten istediğim onun hoca rolüne bürünmesi ve beni sağa sola eliyle yönlendirmesi. Burada da oyuncudan istediğimiz veya vermek istediğimiz şey, oyuncu eliyle rakibi yönlendirecek. Ne tarafın forehand, ne tarafın backhand olduğunu anlayacak. Evet, başlayalım Ata. Burada beni forehand'e koşturdu, yönlendirdi. Burada backhand. Burada forehand. Dolayısıyla bunu yaparak 6-7 yaş, 8 yaş oyuncularda yön mevhumunu ve yön kabiliyetini geliştiriyoruz. Devam edelim. Açılı oyun. Bu forehand. Bu backhand. Ve dolayısıyla öğrencinizi, oyuncunuzu hoca rolüne sokarak ona bir işbirlikçi antrenmanın faydalarını öğretmiş oluyorsunuz. Ve kooperatif bir süreçte size gelişimine destek oluyor da. Karşılıklı rally yapacağız. Ancak bu rally esnasında Ata kendisine gelen topu sol elinde yardımıyla raketiyle beraber tutacak ve ardından topu yere bırakacak ve bana geri gönderecek. Başlayalım. Evet. Bırakıyor. Kendi kontak noktasını kendisi yaratıyor. Aferin. Nerede yakalıyorsan oradan vuruşu yapıyorsun Ata. Bravo. Güzel. Bu şekilde oyuncunuza kontak noktasının önemini anlatıyorsunuz. Oyuncu kendi kendine şu anda kendi kendine kontak noktası yaratıyor ve önde yanda buluşmaya çalışıyor. Evet, bravo. Şimdiki egzersizimizde oyuncuya derinlik kısalık çalıştırıyoruz. Daha doğrusu oyuncu havada benden çıkan topun derin mi kısa mı olduğuna hemen karar vermesi gerekiyor. Şimdi Ata o topun derin mi olduğunu, kısa mı olduğunu top havadayken söyleyecek ve ona göre konumlanacak kort içerisinde. Evet, kısa dedi. Biraz daha yüksek sesle. Güzel. Derin dedi ama geç hareketlendin. Doğru mu?
Bu ne? Tamam. Evet, oyuncu derin dedikten sonra hemen geriye konumlanıyor. Aferin. Bu? Kısa. Bravo. Kısa dedi ve korta konumlandı. Bravo. Ama içeride kalmaya çalış. Kort sınırlarını biliyorsun. Evet. Güzel. Bu. Bu şekilde arkadaşlar oyuncu otomatik olarak derinlik, kısalık, top neredeyse vücudunu ona göre konumlandırmayı öğreniyor. Şimdiki çalışmada oyuncudan unit turn yapmasını istiyoruz. Şimdi oyuncu teknik terimlerle 6 yaştaki, 7 yaştaki oyuncu bunları bilmez. Dolayısıyla omuzunu dönmesini isteyeceğiz. Ben her topu atışımda Ata'dan abartı şekilde omuz döngüsü istiyorum. Tamam mı Ata? Geldi. Topa vurmayacak ve döndü. Evet, bravo. Topa vurmayacak ve dönüşünü gördüm. Evet, biraz daha baseline'e gitsene. Bir adım daha. Evet. Geldi. Bu. Oyuncudan istediğimiz arkadaşlar bu unit turn'u yapması. Oyuncudaki farkındalık. Geldi. Bu. Evet. Oyuncu vuruş hazırlığına hemen geçiyor. Ben atar atmaz hemen döndüğüne dikkat edin Ata'nın. Güzel. Çok güzel. Bu şekilde. 6, 7, 8 yaş oyuncularınızdan bunu yapmalarını isteyin arkadaşlar. Şimdi ise kontak noktasında topla raketi birleştirebilme becerisine odaklanıyoruz. Oyuncudan istediğimiz şey yine elle beslenen bir topa koşup, yan dönüp kontak noktasına gömülmesini sağlamak. Başlıyoruz. Ata yine topa vurmuyor. Mesela gördüğünüz gibi uzak kaldı. Top raketinden geçti. Raketine gömülmesini istiyoruz. Evet. Ayarlamaları küçük küçük o yapıyor. Aynen. Burada. Evet. Güzel. Gördüğünüz gibi kontak noktası ayarı yapıyor Ata şu anda. Oyuncularınızdan bunu isteyin. Geldi. Evet, şimdi bir önceki egzersizde olduğu gibi Ata'dan istediğim yine kontak noktasını yaratıp topu raketinin sweet spotuna gömdürüp elindeki mevcut topu yere bırakıp atmasını istemek. Şimdi deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi Ata'ya attım bu topu, kontak noktasını oluşturdu ve kendisi topu vurdu. Cebine bir tane daha aldı, hazırlıklı. Attım. Kontak noktasını yakaladı, yakalayamadı mesela. Gördünüz mü? Çerçeve oldu. İyice. Dikkat et. Geldi. Kontak noktanı yakala. Evet. Şimdi elindekini bırakıyor ve atıyor. Bravo. Devam. Evet. Evet. Bu. Yakaladı. Ve attı. Güzel. Bir tane daha var cepte kanguruda. Kalmadı mı? Al. Açılı top attım. Kontak noktasını yakaladı. Kendi yarattığı topla vurdu. Bir daha. Açılı bir top. Kontak noktasını yakaladı ve vurdu. Aferin. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Şu altta gördüğünüz kırmızı butondan da kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar çok az, öz, taktiksel, tekniksel yaklaşımlar. Tabii ki eminim 5-6 yaş grubunda yapılacak yüzlerce egzersiz var. Onlardan hiç bahsetmedim. Onların hepsi var. Bulabilirsiniz YouTube'da. Yani o halkalar, işte raketi yerlerde sürmeler, işte atmalar, tutmalar. Onlardan bahsetmiyorum. Onları herkes biliyor. Bildiğini düşündüğüm şeyler, oyunlar vesaire. Ama bu biraz daha size taktiksel anlamda, tekniksel anlamda ışık tutacağını düşündüğüm, daha az bilinen bir şeyi aydınlatmak istedim.
Çok teşekkür ediyorum Atacığım katkından dolayı. Bu valla sabahın köründe geldi, kalktı. Akademi sweatshirtünü de giydi. Hocam ne zaman çekeceğiz, ne zaman yapacağız dedi. Hep böyle ona bir sözüm vardı zaten. Sağ ol, çok katkında bulundun. Ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Çok komik ve eğlenceli bir video oldu. Kamera arkası azıcık garip oldu ama. Evet, garip oldu. Defalarca durmak zorunda kaldık arkadaşlar. Etrafta var olan seslerden ötürü doğal. Ama arkadaşlar, Ataberk Acar'ın da videonun başında söylediğim gibi bir video kanalı var. YouTube kanalı var. Tenis ve video üzerine. Ona da bir göz atın kanalına. Abone olursanız çok mutlu olur. Şimdilik Göcek'ten, Göcek'in mükemmel bir Ocak ayından, gününden herkese iyi günler dileyerekten, dilemeden önce herkesin yeni yılını bir kez daha kutluyorum. 2021 sağlıkla, neşeyle, mutlulukla, huzurla, aşkla, parayla gelsin arkadaşlar. Herkese sevgiler, mutluluklar. 3-2-1 motor, yayındayız. Kız, fırça çektin insanlara. Merhaba internet. Herkese şimdiki egzersizimi doğru söyledim değil mi? Tamam. Tak noktasını yakaladıktan sonra elinde tuttuğu topu yere bırakıp ya geçeceğin zaman kes daha sert kes yani. Daha gürültülü kes.